Evet arkadaşlar, bugün analı kızlı yapıyoruz. Analı kızlı için ilk önce kıymasını kavuracağım. 500 gram kuzu kıymam var. 3 baş soğanım var. Tuz, karabiber ve biber salçası kullanacağım. Margarin var. Ve yine dolaptan kıyılmış kuyruk yağı çıkardım. İlk önce onu eriteceğim. Ondan sonra analı kızının kıymasını kavurmaya başlayacağım. Evet, eriyen kuyruk yağının üzerine eti alıyorum ve hemen kapağını kapatıyorum. Biraz sulansın. Kendi suyuyla biraz kavrulsun. Etim çıtır çıtır kavruldu. Şimdi yağını koyuyorum. Biraz da içerisinde güzelce bir erisin. Etlerim o kadar güzel kavruldu ki maşallah etrafa saldırıyorum. Şimdi soğanı ekliyorum. Soğanlar iyice yumuşayıncaya dek kavuracağım arkadaşlar. Bu aşamada tuzumu ve karabiberimi ekliyorum. Biraz da tuzu ve karabiberiyle kavrulsun soğan. Ondan sonra salçasını ekleyeceğim. Artık salçasını da koyuyorum. Biber salçası. Şöyle bir silme yemek kaşığı koyuyorum. Ve salçasıyla güzelce kavurduktan sonra altını kapatacağım. Son aşamaya geldi ve şimdi altını kapattım. Ve bu şekilde soğumasını bekliyorum arkadaşlar. Ve bu analı kızlı için yoğuracağımız bulgur. 1 kiloya yakın bulgur var. 1,5 kaşığa yakın biber salçası koydum. Tuz koydum ve şimdi su serpilerek bu yoğrulacak. Bunun içine biz Adanalılar aslında et de koyarız. Dışı etli olur. Fakat buna et koymayacağım. Ben bunu pişireceğim zaman pişirirken de size nasıl pişirdiğimi göstereceğim. Un koyarak yoğruluyor. Un, su. Yarıya bölünmüş. İlk önce bir yarısı yumuşayacak. Ondan sonra diğer yarısına geçilecek. Evet, şimdi ablam analarını yapıyor. Evet, ablam anaları yaparken ben de kızları yapıyorum. Ben de böyle kızları yuvarlayıp atıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, analı kızlım. Analar biraz fazla. Bunları ben poşetleyip difrize koyacağım. Kışlık bunlar. Bunları şu anda buzdolabı poşetine alıp kış için dondurucuya koyacağım arkadaşlar. Evet, 500 gram kıymadan böyle 4 yemek çıktı arkadaşlar. Bunu bu şekilde dondurucuya koyacağım ve bunu
pişirirken, pişirdiğim zaman da yine nasıl pişirdiğimi göstermek için çekim yapacağım arkadaşlar. Kışa hazırlığımızı yapıyoruz. Evet, yaparken çok yorucu oluyor ama ondan sonra kışın çok rahat edeceğimiz, hemen elimizin altında pratik yemeğimiz olacak.